Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Şebnem Ekşip. Vedik Astrolojisine göre ve Sidel Zodya'ya göre haftanın enerjilerini yani 26 Nisan'la 2 Mayıs arasını size aktarmaya çalışacağım. Her hafta olduğu gibi bu videoda da. Şimdi başlamadan önce e, Turkuaz Medya Grubu'nun hazırladığı vedik Astrolojisi üzerine sadece Vedic Astrolojisinden bahsedilen çok özel bir dergi var. Türkiye'de ilk kez yapıldı. E, bu vedik Astrolojisi açısından bir kere çok önem verdiğim noktalardan bir tanesi. Bu yıl 22. yılındayım ben vedik Astrolojisi yolculuğumda. Ve e, sonunda e, sağ olsunlar Turk, Turkaz e, Medya Grubu'na buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. E, Vedik Astrois üzerine sadece bu konunun irdelendiği bir dergi hazırladılar. E, çok da güzel olmuş. Öncelikle emeklerine çok teşekkür ediyorum. Benim de burada e, hem Vedik Astrois'in ne olduğu ile ilgili, hem 2021 öngörülerimle ilgili e, yorumlarım var. Buna da yer verildi. Ayrıca taşlarla ilgili, taş dünyasından taşların enerjileriyle ve Vedik yeriyle ilgili de güzel bir so söyleşi yaptık. Yine derginin içerisinde. Bütün marketlerde var bulabilirsiniz. Özellikle dergi satan kitap satan marketlerin hepsinde hepsinden ulaşma şansınız var. Böyle hani güzel bir sohbet dinlemek vedik astroist ile ilgili biraz daha derin bilgi almak isterseniz tavsiye ederim. Bunu da belirtmek istiyorum ve tekrar Turkuaz Medya Grubu'na da buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel yayın için Vedik Astrolojisi adına bir dergicilik için belki küçük bir adım ama Vedik adına aslında büyük bir adım diyebilirim. Şimdi bakalım bu haftanın enerjileri bize ne anlatıyor? Dolunayla haftayı öncelikle başlatacağız. Dolunay enerjisinin kuvvetli olduğu bir haftaya geçiyoruz. Biliyorsunuz her ay bir dolunay ve bir de yeni ay döngümüz var. Bunlar ayın kendi enerjisel etkileri. Yani bir ayın içerisinde bizim yaşadığımız ve yaşayacak olduğumuz enerjileri daha kuvvetli şekilde vurgulayan doğal gökyüzü etkileşimleridir aslında. Bu haftaya da dolunayla başlıyoruz. Terazi Koç aksında gerçekleşecek bu dolunay Vedik astroloji ve sidereal zodyağa göre gerçek gökyüzü değerlerine göre elbette. E, Çita takım yıldızında başlayacak. Başlangıç noktası Swati takım yıldızında da tamamlanacak. Bu özel dolunay ee, salı günü erken saatlerde salı günün ilk işte 5.30 İstanbul e, saatine göre tabii 5.30-6 gibi erken saatlerde e, tamamlanacak olan bu e, dolunay enerjisi öncelikle önümüzdeki 10 günlük süreci son derece etkin bir biçimde yoğun bir biçimde e, gündemimizde ortaya koyacak ya da bu enerjiyi aktif edecek hayatlarımızda gibi görünüyor. Çitra ile başlayacak demiştik. Çitra yıldızıyla. Takım yıldızlar çok önemlidir. Gökyüzünde aslında burçlardan çok daha önemli bir yer tutarlar. Genellikle astroloji burçlarla etkileşim içinde sanılır. Halbuki e, astrolojide hem haritalarınızı, bireysel haritalarınızı hem de günlük ve haftalık bu anlattığımız genel enerjileri asıl etkileyen noktalar bir gezegenin içinden geçtiği takım yıldız etkileridir. Aslında burçlarda takım yıldızlardan oluşurlar, burç takım yıldızlarından oluşurlar. Vedik astrolojisinde bunlar içindeki yine bizim benim zaman zaman vurguladığım bu takım yıldızlar nakşatra deriz biz buna bunlara son derece önemlidir. Ve yeni ay dolunay hatta tutulmalar gibi döngülerde özellikle bunun aktörlerini oluşturduğu ay ve güneşin hangi yıldızlarda olduğu, hangi takım yıldızlarda nakşatralarda olduğu son derece önemlidir sevgili dostlar. Bu dolunay Çitra ile başlıyor. Yaratma enerjisini aktif eden bir yıldızdır Çitra. Mars tarafından yönetilir. Agresivdir. Özellikle ilişkilerde dolunayın yükselme pozisyonu yani bizim duygularımızı, bizim gelen enerjimizi, bizim metabolizmamızı yükseltme enerjisini daha da vurgulayacak bir etkileşim ortaya çıkartıyor. Ve ilişkiler açısından bir takım gerginlikleri de yol açabilir. Biraz huysuzluk veren biraz daha fazla özellikle ilişkilerde bir durumu kurcalamamıza neden olan etkileri de açığa çıkartma potansiyeli vardır. Ama asıl çitranın en önemli noktası yaratım enerjisi üzerinedir. Dolunay yaratmak istediğiniz, ortaya koymak istediğiniz her noktayı fazlasıyla yükseltme pozisyonunda bunu da unutmamak lazım. İmajine ettiğiniz şeylere bu hafta özellikle donlay pozisyonuyla birlikte donlay etkisiyle birlikte biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Çünkü o imajların yani hayal gücünüzle hayal ettiğiniz şeylerin, imajine ettiğiniz şeylerin olma gerçekleştirme potansiyelini hiç farkında olmadan e, ee, evrenin de desteğiyle yoluna koyma şansınız var. Bu yüzden neyi düşündüğünüz, neyi hissettiğiniz, neyi imajine ettiğiniz bu donlay döngüsünde hayli etkin olacak. Bununla başlıyor ve arkasından Swati ile tamamlanıyor. Swati rüzgarla bağlantılıdır. Vayu deriz biz buna e, Vedik Astroloji Lugatı'nda. Rüzgarla bağlantılıdır. Yani e, hızlı gelişen olayları, bir durumdan öbürüne hızlı geçmeyi e, biraz daha aktive eden bir enerjiyi sembolize eder. Hayatınızda savrulduğunuzu düşündüğünüz, bir türlü toparlayamadığınız birçok noktayı dengeye koyma, artık yoluna koymakla ilgili de size fırsat verme potansiyelini taşıyor. Özellikle donlayın tamamlanma enerjisinde olan bu takım yıldız, yeniden hizalanma ve dengeyi bulma aradığınızı bulma bir hayatınızda dengesinin kaçtığını düşündüğünüz herhangi bir durumun oturması bu bilinçle hareket ederseniz bu idrakla hareket ederseniz bunu oturtmanız böyle talep etmeniz anlamında da son derece kıymetli bir dolunay enerjisi var. Günlük hayatlarımızda hem ülke açısından hem bireysel hayatlarımızdaysa sanat sanatla ilgili alanları, sanat camiasını, sanatçıları, ilişkileri, her türlü bireysel ilişkilerimizi, partnerimizi, eşimizle olan ilişkilerimizi, aşk hayatımızda hoşlandığımız biriyle olan diyaloglarımızı ve il iletişimimizi tüm bunları çok etkileyecek bir dolunay enerjisinden geçeceğiz. Politik meseleler ve politikayla da çok bağlantılıdır Sıvati. Bunların da çok öne çıktığı bir etkileşim söz konusu olacak. Hukuki konular, e, hukukla ilgili alanlar, yasalar, yasalarla ilgili yeni bir yasanın çıkartılması, bazı yasaların çıkartılması, hukuksal konuların son derece e, gündemde olmasıyla ilgili hayli etkin noktalar var. Ve yine Donlay'ın tamamlanacağı Sivati Takım Yıldızı politikacılarla da bağlantılıdır. Politikacıların gündemde olacağı, e, öne çıkacağı etkiler var. Özellikle kadın politikacılar adına, siyasetçiler adına gündem, gündemin vurgulu olacağı etkiler var donlay ile birlikte aynı zamanda vergi alanları ülkemizin vergi alanları vergilerle ilgili noktaları da tetikleyen bir donlay enerjisinden geçeceğiz dolayısıyla tüm bu saydığım konular ülke gündemimiz için biraz daha öne geçme potansiyelinde donunay Mars'la özel ve olumlu bir etkileşim yapacak bu da birçok noktanın çünkü donlay tamamlamayla ilgilidir ortaya koymayla ilgilidir birçok noktanın hayatımızda tamamlanacağı Bununla ilgili cesareti, gücü, belki de evrensel desteği bulma potansiyelimizin yüksek olduğuna da işaret ediyor. Aynı zamanda Satürn'e biraz zorlayıcı bir etkisi var. Bazı engeller, zorluklar öğrenmemiz, deneyimlememiz gereken noktaların gün ışığına çıkması. Çünkü donunay bir şeyin ortaya çıkmasıyla da ilgilidir. Tüm bunların son derece aktif olduğu bir enerjilerden geçeceğiz. Jüpiter, Mars ve Ay arasında çok özel üçgen dediğimiz bir etkileşimle gerçekleşiyor. Bir taraftan çok akıcı bir donunay, çok özel bir donunay. Hayatımızda birçok noktanın, istediğimiz, arzu ettiğimiz birçok noktanın kendiliğinden dengine de gireceği, artık tamamlamanın yani hasatın da çok aktif olacağı enerjiler söz konusu. Özellikle ikizler, terazi, koç, kova yükselenler veya ay burcu burada olanlar elbette Vedik astrolojisine göre bu özel dolunaydan özel bir biçimde etkilenme potansiyeli taşıyan burçlar arasında ön sıradalar. Yine tam bu hafta ve dolunay enerji sırasında Merkür ve Venüs tam kavuşum etkisi içinde. Gördüğünüz gibi dolu dolu bir hafta bizi bekliyor. Yazarlar, sanatçılar, sanatsal ilhamlar, Herhangi bir konuda yaratıcı enerjimizin birdenbire aktive olması, tüm bunlar adına güzel bir enerji bu. Kendini iyi ifade etme, anlatma, bir şeyi yazarak, söyleyerek, ifade atmak anlamında çok etkin. Özellikle dolunayın hemen tamamlanmasından sonra dolunay günleri enerji çok volümü yüksektir ama e, halletmek istediğiniz, belki atmak istediğiniz bir imza, kendinizi tanıtmak istediğiniz bir durum, tanıtmak istediğiniz bir ürün vesaire herhangi bir şey varsa e, bir toplantınız, görüşmeniz, anlatarak kendinizi ifade etmeniz gereken bir durum varsa bunun için de son derece güzel etkiler taşıyor. İlişkilerde ve aşkta, duygusal noktalarda hayli heyecanlı, hayli volümlü, etkili günlerden geçirecek bizi dolunay. Flörtler artabilir çünkü Koç burcu çok aktif çalışıyor bu noktada. Özellikle Vedik astrolojisine göre yeni ilişkiler birden hayatımıza girebilir. Yenilenmeler söz konusu olabilir. Bu anlamda da hayli yine yoğun enerjilerden geçeceğiz. Diğer taraftan hafta sonu yani bu önümüzdeki haftanın sonu artık Mayıs'ın ilk günleri diyelim. Merkür de Boğa Burcu'na geçiyor. Özellikle hafta sonu bu anlamda son derece aktif enerjiler var. Ee, bir süredir Koç burcunda ilerliyordu daha sabitlenme üzerine e, etkileşimler yüksek önümüzdeki haftanın enerjilerinde Merkürün bu Boğa burcuna geçmesiyle ilgili noktaları daha da yoğun şekilde anlatacağım burada önemli bir nokta daha var ee, Mars bu hafta ülke haritamızda e, Türkiye Cumhuriyeti haritasının üzerinde ayla yani Natal ay deriz biz buna ayla transit Mars bir kavuşma yapacak. Yani ülkemizi temsil eden Ay'la haritasında, ülkemizin haritasında Ay'la Mars bir kavuşma yapacak ve derecesel bir kavuşma yapacak. Sağlık ve finansal alanlarda dikkatli olunması gerekiyor. Bu hafta biraz daha e, özellikle bu içinden geçtiğimiz süreci iyi yönetmemiz gerekiyor sağlık açısından. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu haftayı atlattıktan sonra Ayla Mars'ın bu derecesinin ayrılmasından sonra bu konuda biraz daha yol almamız, daha rahatlama, rahatlamamız söz konusu. Tabi yeri gelmişken bahsetmek lazım. 2021 bu e, salgın sürecinin bu içinden geçtiğimiz sağlık açısından hassas dönemin e, biraz daha devam etme potansiyelini taşıyor. Yaz aylarında e, özellikle daha bu dönemde özellikle tedbirli gidersek yaz aylarında biraz daha rahatlama şansımız var. Ama bu yıl bir parça daha süreç. Ee, bu anlamda vurgulu olacak gibi duruyor. Bunu da bahsetmekte fayda var. Ani kararlar çıkabilir. Tedbir Tedbirler bölümü sıkılaştırılabilir. Biraz daha yoğun tedbirlere, daha sıkı belki işte kapanmalara ya da sıkı tedbirlere hem Türkiye açısından hem dünya açısından özellikle ülkemiz açısından gitmek durumunda kalabiliriz. Bu Ay-Mars kavuşumu özellikle Transit Mars'ın Türkiye haritasında ay ile olan kavuşumu bu anlamda son derece etkin. Piyasalar açısından da hayli yoğun, hayli dalgalı bir hafta bu anlamda da bizi bekliyor diyebilirim. Ee, genel olarak başlangıçlar adına çok güçlü ve destekli bir hafta var. Ee, Donun ve Mars enerjisi haftanın genel etkileri açısından da biraz daha yoğun, biraz daha vurgulu olacak sevgili dostlar. Evet, günün enerjilerine baktığımızda haftayı daha iyi yönetmeniz, haftayı biraz daha iyi kurgulayabilmeniz adına size faydası olması adına gün enerjilerine baktığımızda pazartesi günü ay terazide çitra takım yıldızında dengeyi bulmak adına önemlidir. Ay terazi burcundan geçerken, çitradan geçerken de bugünün enerjileri sanatsal konuları destekliyor. Bedeninizle veya sağlıkla ilgili atmak istediğiniz adımlar, durumlar varsa bunları çok destekleyici etkiler var alışveriş için yine destekleyici noktalar var. Eğer dekorasyon, mimari konular bu konularda şöyle bir Planladığınız, yapmaya çalıştığınız bir şeyler varsa bunları aktif edebilirsiniz. Ama özellikle moda, modayla bağlantılı, tasarımla bağlantılı işler yapıyorsanız pazartesi günü bunlarla ilgili adım atmak adına gayet güzel enerjiler var. İlişkilerde dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle pazartesi gününün enerjileri adına dengesizlikler, yanlış anlaşılmalar, birdenbire bir durumun, küçük bir durumun büyütülmesiyle ilgili hassasiyetler söz konusu olabilir. Böyle biraz daha kendi işlerimizle uğraşıp ilişkilerde... Fazla da enerjimizi e, bu alanda gereksiz e, durumlarla ve tartışmalarla harcamadan geçirmemizde fayda olacak. 27 Nisan Salı gününe baktığımızda sabah erken saatlerde dolunay tamamlanıyor. Salı günü ay e, Svaty takım yıldızı da, da ilerleyecek e, gün içerisinde. Bu yıldız ticari başlangıçları kamuyla ilgili işleriniz varsa halletmeniz gereken bunlarla ilgili işleri, her türlü alım satımı, destekler, diplomasi gerektiren konular yine sanat, moda, kreatif alanlar açısından çok güzel etkiler var. Eğitimle ilgili işleriniz varsa, öğrenciyseniz, Özellikle bugün belki akademisyenseniz, öğretmenseniz, orada halletmeniz gereken, toparlamanız gereken işler varsa bilhassa öğleden itibaren e, salı günün enerjileri bu anlamda çok destekli. Öğrenci arkadaşlar da, beni izleyen öğrenci arkadaşlar da ders çalışmak için dikkatinizi vermek adına güzel enerjiler var. Belki çözemediğiniz, halledemediğiniz bir nokta varsa, derslerinizle ilgili daha dikkatinizi oraya vermeniz, yardım almanız, destek almanız açısından güzel etkiler var diyebilirim. Çarşamba'ya baktığımızda 28 Nisan Çarşamba ay artık vedik astrolojisine göre akrebe geçiyor ve Vişekka takım yıldızında uzun süredir peşinde olduğunuz, halletmeye çalıştığınız bir konuda e, durumun meyvesini alma hasatını yaşama potansiyelini geçireceksiniz. Bu anlamda son derece değerli. Bir konuda işte o dolunayın enerjisinde artık volümünün dengelenmesiyle bir konuda sizin peşinde olduğunuz, mücadele ettiğiniz bir konuda sonuç almanız adına son derece güzel etkiler var. Her türlü ritüel ve seremoniyi destekleyen enerjiler var gökyüzünde özellikle çarşamba günü için. Ama başlangıçları tek desteklemiyor. Bu hafta başlangıç yapmanız gerekiyorsa Salı günü bu anlamda son derece etkin güzel enerjiler var. E, çarşamba günü biraz daha rutin işlerle başlangıçlarla e, fazla vakit kaybetmeden çünkü o gün için uygun değil geçirmekte fayda var bir duruma tek yönlü bakma potansiyeli var. O yüzden gözünüzden bir şey kaçabilir. Bir şeye fazla odaklanma, fazla kafaya takma potansiyeli var. Bunu gereksiz mi kafaya taktım? Burada hani bu kadar durmama gerek var mı diye kendinize özellikle salı günü, çarşamba günü enerjileri açısından sormanızda fayda var. Aynı zamanda ay ketu kavuşumu olacak. Sezgisel anlamda çok yüksek. Ay akrepte zaten. Ama neye eline, ele alınırsa burada da fazla tutkuyla fazla belki büyüterek, fazla derinliğinden bakarak bir şeyi tutma, bırakmama eğiliminin yüksek olduğu bir enerji var. Çarşambaya bu anlamda bu haftanın etkileri için içinde bir parça daha dikkat etmek gerekiyor. Perşembe günü yine Ay Akrep Burcu'nda ama Ceş'te takım yıldızına geçiyor artık. İnce hesap gerektiren böyle biraz daha karmaşık işleri e, çözmek, daha iyi görmek hem sezgilerle yolunuzu bulmak anlamında çok güzel etkiler var. Kontrolü ele almak herhangi bir konuda şöyle kontrolün elinizden çıktığını hissediyorsanız işte bireysel hayatınızda bunu tekrar ele almak açısından gayet destekli enerjiler var. Bireysel hareket edin. C işte bireysel hareket etme enerjisini aktif eder. Depresyona biraz ağırlık verir. Yani akrebin daha böyle en derin ayın düşme noktasını ay çünkü akrepte düşer aslında yani zorlanır en zorlandığı noktalardan bir tanesidir o yüzden daha depresif hareket etme biraz daha zorlanma açısından etkiler yüksektir özellikle herhangi bir antidepresana başlamak psikolojik ya da benzer bir tedavi için başlangıçlar için o yüzden perşembe günün enerjileri genel olarak desteklenmez. Bireysel işleri yapmak grup çalışmaları için uygun değildir. Yine perşembe gününün etkileri bu Jüpiter takım yıldızı nedeniyle tartışmaları çok açıktır. Bugünün etkileri bir şey büyütme potansiyeli vardır. Kendi başınıza halletmeniz gereken, gruplara fazla geçmeden kendi başınıza halletmeniz gereken şöyle kendi işlerinizde, kendi alanlarınızda kalarak halletmeye çalışırsanız da güzel sonuç alırsınız. Bir taraftan da ince hesap gerektiren işleri ele almak için güzel enerjiler var disipline olmak istediğiniz konularda işleri ele alın. Korkmayın, kendi başınıza yapmaya çalışın. Daha cesur, daha güçlü enerjiler içinde olacaksınız. Ama teklik etkisinin biraz daha e, vurgulu olduğu bir gün olacak. Perşembeyi de bu anlamda bu açıdan bahsetmiş olalım. 30 Nisan Cuma gününe baktığımızda artık Merkür Boğa Burcu'na geçiyor. Ayda yay burcuna geçti ama Muğla takım yıldızında. Cuma günü biraz sert bir gün. Ayın fazı da sert. dolayısıyla finansal konulara Muğla finansal konuları desteklemez. Finansal konularda dikkatli olmak gerekir. Denge ve diplomasi gereken konularda zorlanma olabilir. Diplomasiyi, dengeyi böyle hani... Biraz daha stratejik davranmayı çok beslemez, desteklemez o günün enerjileri. E, parasal işleri bugün pek ele almayın, riskli yatırımlar için dikkatli olması gereken bir gün ama bilgi toplamak ders çalışmak, bir konunun derinliğine inmek, e, araştırma yapmak, okült konularla ve her türlü ezoterik ve spiritüel alanlarla ilgilenmek, burayla ilgili e, bir süredir hani araştırdığınız bir şeyin daha net farkına varmak adına son derece güzel etkiler var. Buradan da bu şekilde faydalanabilirsiniz. Cuma günü bu anlamda biraz daha Merkür'de bir geçiş yaptığı için Özellikle iletişim anlamında hani iletişim önemli bir toplantınızı, önemli bir görüşmenizi, önemli bir konuşmanızı pek oraya denk getirmeden biraz daha e, sakince yine kendi alanlarınızı geçirmenizde fayda olacak. Hafta sonuna baktığımızda Cumartesi Ay Yay burcunda toprakla e, uğraşmak adına güzel etkiler var. Yolculuk önerilmiyor ama zaten içinden geçtiğimiz süreç nedeniyle bu da pek mümkün değil. E, dolayısıyla eğer mümkünse topraklanmaya çalışın. Biraz daha hiçbir şey yapamıyorsanız suyla uğraşmaya çalışın. E, ama daha kendi alanlarınızla biraz daha resetlenmeye, topraklanmaya çalışarak bugün enerjileri dengelemeye gayret edin. Pazar günü ay oğlak da tam bir disiplin günü. E, disiplin olup Şöyle belki evde halletmeniz gereken işler var, işlerle ilgili toparlamanız gereken noktalar var. Bunları ele almak için güzel etkiler var. Ama böyle duygusallık, romantizm, duygusal beklentilerinizin karşılanması adına pazar günü enerjileri çok aktif değil. Bir meşguliyetler bulabilirseniz kendinize malum normalde iş günü olsaydı çok daha aktif olabilecekti bu enerji. Meşguliyetlerinize dönüp disiplin olmanız gereken şöyle bir toparlamanız gereken noktaları dengelemek adına çok güzel ama hafta sonu böyle çok duygusal beklentilerinizle yüksek tutmamaya romantik beklentilerinizi falan yüksek tutmamaya çalışırsanız gayet iyi olur. Remedilere bakalım. Haftanın enerjileri içinde dolunay var demiştik. Ay taşını öneriyorum bu nedenle. Aynı zamanda biraz daha şefkat enerjisini, ilişkilerle ilgili bu dengelenmesi gereken noktaların vurgulanması nedeniyle de pembe kuarsı yine tavsiye ederim. Aquamarin özellikle depresif enerjilerinde inip çıktığı dolunay nedeniyle vurumun yüksek seyretmesi nedeniyle Aquamarin bu anlamda sizi çok güzel dengeleyebilir. Bunu tavsiye ediyorum. Renkler için toprak tonlarını, pembe, yeşil ve nar çiçekleriyle karıştırırsanız güzel sonuç elde edersiniz. Haftanın gelen enerjilerini daha dengeli şekilde kullanma şansınız olur. Yağlar ve bitkisel e, esansiyel yağlar ve bitkiler açısından da papatya çayını da içebilirsiniz. Yağını ve kokusunu kullanabilirsiniz ve özellikle paçuliyi e, ulaşabilirsiniz artık eczanelerde. Tüm bu kokuları, aromaterapik kokuları ve esansiyel yağlara ulaşmak çok kolay oldu. Eskisi gibi değil. Yine paçuliyi bu hafta bu hurdanlıklarınızda, genel enerjiniz içerisinde şöyle evin e, kokularında kullanmanızda e, ya da difüzyon aletiniz varsa bu soğuk buhar veren orada kullanmanızda fayda olacak sevgili dostlar. Evet, şimdi sevdiğiniz kısma geçelim. Burçlar açısından bakalım haftanın enerjileri bize neler anlatıyor. Sevgili Koç burçları, yükselen burçları veya Ay burçları Koç olanlar. Öncelikle haftaya yoğun bir dolunay enerjisiyle başlıyorsunuz. Çünkü tam karşı burcunuzda ikili ilişkileri, partnerinizi, eşinizi, hayatı paylaştığınız, ortaklaşa yürüttüğünüz noktalardaki insanlarla olan iletişiminizi gösteren noktada Önemli bir dolunay enerjisi var. Hem büyük şanslar getirebilir size. Yeni fırsatlar, iş olanakları, yeni bir görüşme, belki bir terfi, bir ortaklıkla ilgili bir teklif, yeni bir olanak, her şey dönüş çünkü olanakları fırsatları gösteren de bir noktadır burası. Ticari konularda önemli açılımlar. Bunlarla ilgili yoğun bir enerji başlıyor ve dolunayın bu etkileşimi 10 gün kadar sürecek. Bu anlamda şanslı bir dönem geçireceksiniz. Ama Merkür'ün özellikle burç değiştirmesiyle e, bağlantılı ve sizin burcunuzdan Merkür Vedik astrolojiye göre Boğa burcuna geçiyor artık. Bu geçişte bilhassa parasal konular, maddi alanlardaki girişimleriniz adına dikkatli olmanız gerektiğine önemli şekilde işaret koymakta, nokta koymakta. Bu hafta, özellikle haftanın ikinci yarısından itibaren yatırımlarınız, parasal konularınız, bu alanlardaki adımlarınız, girişimlerinizde daha dikkatli, daha akıllıca davranmaya çalışın. Güvenlik duygunuza önem verin. Kendinizi güvende hissettiğiniz sezgilerinizi de bu anlamda biraz dinleyin. Noktalarda hareket etmeye gayret edin. Ama donun ay özellikle iş teklifleri ve başlangıçtaki bu noktalar adına hayli etkin kılacak. Haftanın ilk üç günü başkalarıyla olan yürüttüğünüz ortak işlerinizde dahil olmak üzere, e, ikili ilişkilerinize dahil olmak üzere her noktanız odak noktanızı, oluşturacak. Odağınız daha çok burada olacak diyebilirim özellikle sizin adınıza. Bu hafta dikkat etmeniz gereken bölüm çarşamba ve perşembe günleri aksiliklere çok açık etkileriniz olacak. Sezgileriniz yükseliyor ama bu iki günü daha iyi yönetmeniz gerekiyor. Cumadan itibaren ama cumanın genel etkisi biraz sertti. Merkür de boğa burcuna geçiyor. Finansal yatırımlar için gerçekten dikkatli yönetilmesi gereken bir gün cuma günü. Burayı daha iyi yönetmek koşuluyla hafta sonundan itibaren çok daha rahat Cuma'dan itibaren, Cuma'nın bu finansal kısımları geçirdikten sonra içsel olarak hiç olmazsa daha rahat, daha huzurlu etkiler içinden geçeceksiniz. Özellikle Cuma'dan itibaren topraklanmaya, biraz doğayla iç içe olmaya, dengede olmaya, kendi alanlarınıza dönük olmaya dikkat edin. Çarşamba ve Perşembe günlerine de önemli ve ağır işlerinizi bu hafta almamaya çalışın diyorum sevgili koçburçları. Her şeyin gönlünüzce olacağı, Dolunay'ın size güzellikler getirecek, güzel tamamlamalara vesile olacak şahane enerjilerle gelmesini temenni ediyorum. İşinizde, ortaklıklarınızda, hayat ortaklıklarınızda, ilişkilerinizde tüm beklentilerinizi Dolunay size en güzel şekilde getirsin. Sağlıcakla kalın, sevgili olun, bolluk bereket sizinle olsun sevgili koçlar. Ve sevgili boğa burçları, yükselen burçları veya ay burçları, boğa olanlar, e, haftanın enerjileri içerisinde öncelikle e, sağlık alanlarınızı bir parça dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece hani içinden geçtiğimiz bu süreçle ilgili değil, üreme organları, e, böbrek, idrar yolları, bunlarla ilgili enfeksiyonlar, e, bağışıklık sisteminiz, tüm bunları bir parça daha dikkat etmenizde fayda var. Merkür artık burcunuza geçme hazırlığı içinde sizi hızlandıracak ticari noktalarda iletişim açısından bir süredir gelir gider dengeleriniz açısından zorlanmıştınız. Tüm bunları dengeleme potansiyelinde ama bu hafta biraz vakti var. Özellikle cuma gününe bu anlamda hem ticari alanlarınızda hem iletişim noktalarınızda cuma gününe bu anlamda biraz daha dikkat etmenizde fayda var başkalarıyla birlikte yürüttüğünüz işler mesleki konular günlük rutinleriniz bu alanların aktif olacağı bir dolunay enerjisi içindesiniz düşmanlarla ve rakiplerle adeta boğuşmanız gerekebilir birçok noktayla yüzleşmeniz gerekebilir özellikle iş arkadaşlıklarınız iş kontaklarınız baba, anne Pardon anne tarafından gelen akrabalarınızla ilgili bir takım noktalar açığa çıkması gereken durumlar Bunlarla yüzleşme söz konusu olacak. Özellikle Dolunay sürecinde ilk haftanın ilk 3 günü burası son derece aktif çalışacak. Rahatlamanız çarşamba günüyle başlıyor. Çarşamba günden itibaren daha rahat, daha aktif bir enerji içerisinden geçeceksiniz. Özellikle daha sonuca ve o daha yakın olduğunuz rekabet ettiğiniz bu yakınlarınızla ilgili de olabilir, iş arkadaşlarınızla ilgili de olabilir. Rekabet ettiğiniz noktalarda kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz enerji çarşamba ile birlikte aktif oluyor. İkili ilişkileriniz, eşiniz, eşinizle ilgili konularda öne çıkacak. Eğer bu hafta bir görüşme yapmanız gerekiyorsa bunu özellikle çarşamba gününe almanızı tavsiye ederim. Bu anlamda daha dolu dolu, sizin için daha akıcı etkiler çünkü söz konusu olacaklar. Hafta sonu çok kendinizi yormayın çünkü biraz aksiliklere, zorlanmalara işaret eden noktalar var. Cuma ve Cumartesi finansal konular. Bu konularda alacağınız kararlar açısından bir parça dikkatli olmanız lazım. Ee, ama hafta sonu özellikle pazara geldiğinizde daha rahat etkiler içinden geçeceksiniz bu haftanın özellikle ikinci yarısını atlattıktan sonra hem ticari noktalarda hem iletişim açısından hem zihinsel anlamda çok daha rahat, çok daha keyifli bir dön dönemin önüne e, içine geçeceksiniz. Parasal anlamda da rahatlama süreci inşallah başlayacak ama bu haftanın bu dediğim günlerine bir parça dikkat etmek şartıyla her şeyin gönlünüzce olacağı. Dolayın size en yüksek faydayı getirecek, en güzel noktaları bolluk, bereket içinde ama kolaylıkla sunmasını Canı gönülden temenni ediyorum. Sağlıkla, bereketle, güzellikle geçirin. Su gibi aksın tüm işleriniz. Sağlıcakla kalın inşallah. Ve sevgili ikizler burcu, yükselen burcu veya ay burcu ikizler olanlar. Öncelikle haftalık enerjiler içerisinde donlay etkileri, kişisel gelişiminiz, kişisel tamamlamanız, eğitimle ilgili konular, bu alandaki arayışlarınız adına güzel sonuçlanmalar getirecek. İlişkiler, aşk, aşk hayatı. ...hayatınızdaki bu noktalarla ilgili enteresan gelişmeler olabilir. Arkadaşlarınız o, o vasıtayla tanıdığınız biriyle ilgili enteresan yine gelişmeler olabilir. Aşk ve ilişkilerle ilgili bir durumun ortaya çıkması, sizin kafanızda netleşmesi... ...bir durumun artık sonuca ulaşmasıyla ilgili belki böyle yarım giden bir ilişkinin tamamlanması... ...belki ağır aksak giden, sizi zorlayan, zor e, memnun olmadığınız bir ilişkinin de bir anlamda kesilmesi... ...artık orada bir karara varmanızla ilgili... E, hayli, keskin ve etkin enerjiler var. Ama bir taraftan da çok güzel transitler de alacaksınız. Güzel enerjilerde içindesiniz. Şansınızın da yüksek olduğu etkilerden geçeceksiniz sevgili yükselenler. Yükselen burçları özellikle ikizler olanlar. Dolayısıyla şans noktalarınızın kuvvetli olduğu, fırsatların çok açık olduğu, burada imajine ettiğiniz şeylere, düşündüğünüz şeylere, dengelemeniz gereken noktalara biraz daha önem verirseniz, hem ilişkilerde, hem kişisel gelişiminizde yapmaya çalıştınız kendinizle ilgili yolunuzu bulmaya çalıştığınız noktalarda evrensel enerjilerin size çok güzel yol göstereceği özel bir etkileşimden geçeceksiniz bu hafta. Bu anlamda sadece dünyevi alanlarda değil, içsel alandan, anlamda da kendinizi ve bakış açınızı büyük plandan, büyük şekilde görmeye doğru e, ayarlamaya gayret edin derim. Bu hafta özellikle hafta başlangıcında ilişkiler, aşk ve kişisel gelişimle ilgili, eğitimlerle ilgili noktalar hala aktif olacak. Rutinleriniz çarşamba ve perşembe çok artıyor. Günlük rutininizde, günlük temponuzu halletmeniz gereken noktalarda, işlerde bu iki kısım çarşamba ve perşembe daha yoğun. Sağlığınıza yalnız burada dikkat edin çarşamba ve perşembe etkilerinde. Cuma ile birlikte partnerinizle, eşinizle biraz daha vakit geçirmeye çalışın eğer hayatınızda biri varsa. Birlikte bir şeyler yaptığınız insanlara biraz daha önem vermeye gayret edin finansal işler hariç ikili görüşmeler açısından e, kontaklarınızın yüksek olduğu bir gün olacak cuma günü. Perşembe ve cuma bu anlamda aktif enerjiler içeriyor. Hafta sonunda mutlaka disiplin olmanız gereken, düzeltmeniz gereken özellikle pazar günü şöyle bir toparlamanız gereken noktalara ayırın ama kendinize, kendi enerjinize de olmaya, kalabalıklardan uzak durarak hareket etmeye de önem gösterin sevgili ikizler. Her şeyin gönlünüzce olacağı şahane geçecek, şahane tamamlanacak, bollukla, bereketle, dolunayın getireceklerin en üst hayrınıza, bütüne de faydası olacak, en üst hayrınıza faydası olacak çok güzel açılımlarla gelmesini temenni ediyorum. Tüm işleriniz su gibi aksın, kolaylıkla tamamlansın, sevgiyle, sağlıcakla kalın inşallah. Sevgili yengeç burçları, yükselen burçları veya ay burçları yengeç olanlar, ailevi konular, mesleki alanlar, emlak işleri, aile üyeleri, ebeveynlerinizle ilgili halledilmesi gereken noktalar tüm burada Dolunay size gün ışığında çıkması gereken noktaları biraz daha aktif kılıyor. Taşınma, burayla ilgili vermeniz gereken kararlar, ani gelişmeler bu anlamda da aktif olabilir. Ama karar verme, tamamlama, artık bir şeyi sonuca ulaştırma anlamında özellikle kendi çevreniz, yakın alanlarınız, kendi içinizde dengelemeniz gereken noktalarda Dolunay size adeta ışık tutacak yol gösterecek. Biraz dikkatiniz ebeveynlerinizle ilgili konulara daha fazla odaklanabilir. Emlak ve evle ilgili kendi alanlarınızda, yuva alanlarınızla ilgili çözmeniz gereken noktalarda yine Dolunay sürecinde çarşambaya kadar hayli sevgili yengeçler aktif olacak gibi görünüyor ebeveynlerinizle veya aile içindeki bireylerle olan iletişiminize ve ilişkilerinize bu anlamda dikkat etmenizde son derece fayda var. Kariyer alanında enteresan gelişmeler olabilir eğer çalışıyorsanız. Yeni fırsatlar, yeni iş olanakları olabilir. Biten hiçbir şey sizin için son değil. Yeni bir başlangıcın işaretleri de çok var sizin için önünüzdeki döngüde. O yüzden yeni başlangıçlara da geçeceğiniz, kendinize adeta yenilediğiniz bir sürecin de işaretleri etkin şekilde hayatınızda olacak. Güzel fırsatlara dönük, e, ...enerjiler çok aktif olacak. Özellikle çarşamba ve perşembe hisleriniz, sezgileriniz inanılmaz artıyor. Eğitimle ilgili e, belki bir öğrenciyseniz bununla ilgili çözmeniz gerekenlere odaklanın ama... ...perşembe ve çarşamba ve perşembe etkilerinde rüyalar, sezgiler, hissedişler... ...size enteresan noktaları da fısıldayabilir. Görmediğiniz, görmeniz gereken bir ilişkiyle belki yakınlarınızla ilgili bir durumun ...fark etmeniz üzerine de enteresan e, farkındalıklar geliştirmenize neden olabilir. Bu anlamda hem ilişkiler hem yakın çevreniz anlamında hayli haftanın ilk bölümünü hatta cumaya kadar olan bölümünü gayet yoğun geçireceksiniz. Cuma ile birlikte cumayı biraz e, daha dinlenerek daha rolantide geçirmeye gayret edin. Önemli bir işinizi bu hafta sevgili yengeçler cumaya denk getirmeyin. Cumartesi pazarla birlikte yine. E ikili ilişkileriniz, eşiniz, partnerinizle olan konular, başkalarıyla yürüttüğünüz noktalar, burada belki halletmeniz gereken, e, bir çözmeniz gereken noktalar biraz daha aktif olacak ama hafta sonu videonun başında da bahsetmiştim. Böyle bir romantik beklentiler, duygusal e, noktalar için çok aktif değil. Daha ayaklarınızı yere basarak, daha bütüncül olarak bakmaya çalışarak, biraz da kendi alanlarınızı dengeleyerek ve topraklanmaya da önem vererek hafta sonunda tamamlamanızı tavsiye ederim. Her şey gönlünüzce olsun, güzellikle ilerlesin, güzellikle tamamlansın. En yüksek hayrınız olsun. Donunay size ve sevdiklerinize sağlıkla, huzurla, bollukla, bereketle, çok güzel ve yepyeni açılımlarla gelsin inşallah. Sağlıcakla kalın. Sevgili Aslanlar, yükselen burcu veya ay burcu Aslan olanlar. Bakalım bu haftanın etkileri, bu Dolunay'ın, Merkür'ün burç değiştirmesinin enerjileri sizin açınızdan neler işaret ediyor? Öncelikle yakın çevreniz, kardeşler, yakın arkadaşlarınız biraz daha dikkatinizi buraya çevirecek bir Dolunay enerjisinden geçeceksiniz. Girişimleriniz adına hem destek alacaksınız girişimci taraflarınızın çok aktif olduğu bir enerji var. Uzun süredir planladığınız bir girişiminizle ilgili artık şartların ortaya konması veya gelişmesi, sonuçlanması ile ilgili güzel etkilerden geçeceksiniz. Yakın çevrenizden destek alıyorsunuz. Aynı zamanda kardeşler, arkadaşlar, yakın çevreniz, kuzenler bunlara da daha fazla odaklandığınız, onlarla ilgili meselelerin hayatınızda biraz daha aktif olduğu bir süreci deneyimleme durumundasınız. İşle ilgili özellikle çalışıyorsanız yepyeni gelişmeler var. Ek işler, yeni gelir kaynakları, daha kendinizi maddi olarak güvende hissedeceğiniz yeni fırsatları bulma, fark etme ve bununla ilgili adım atma üzerine enteresan gelişmeler var. Merkür Burç değiştirirken sizin kariyer alanınızı ve ticari noktalarınızı çok besleyecek ama biraz daha Cuma gününe bu geçiş sürecine dikkat edin. Perşembe ve cuma Merkür bu anlamda burç değiştiriyor. İlk adımınızı girişimsel herhangi bir konu, özellikle kariyerinizle ilgili noktayı buraya perşembe cumaya denk getirmeyin. Cumartesiden itibaren ve önünüzdeki yaklaşık 20-25 günlük döngüde Merkür sizi girişimler anlamında kariyeriniz, işiniz, girişimleriniz, ek gelirleriniz Buradan sağlayacağınız önemli fırsatlar adına güzel fırsatlarla donat donatacak sevgili aslanlar az kaldı diyebilirim bu anlamda. Ee, bu hafta özellikle Çarşamba ile beraber aile, emlak konuları, emlaklarla ilgili halletmeniz gereken işler belki bir taşınma ebeveynleriniz, aile içi ile ilgili noktaları biraz daha odaklanacaksınız. Eğer mümkünse Çarşamba ve Perşembe biraz daha evde kendi alanlarınızda. Evle ilgili konulara odaklanarak geçirmenizde fayda olacak. Bu anlamda Perşembe'den itibaren daha çok Cuma hatta Cuma'dan itibaren ayın burç değiştirmesiyle birlikte finansal konulara o gün dikkat ediyorsunuz özellikle borsa ve spekülatif alanlarda ama bunun dışında eğitim, kişisel gelişim, aşk İşlerle ilgili toparlamanız gereken noktada daha bir derinleştiniz, biraz daha oraya odaklandınız. Çocuklarınızla ilgili bir süredir belki ertelediğiniz, halletmeniz gereken bir şey varsa biraz daha buraya odaklandınız. Etkileriniz su yüzüne çıkıyor. Cuma günü ve cumartesi günlerinin enerjileri bu anlamda size son derece destekli etkiler getiriyor. Pazarı daha çok dinlenerek, kendinizde halletmeniz, eksiklerinizi tamamlayarak geçirmeye çalışın. Romantik beklentiler, işte partnerinizden fazla ilgi beklemek, bu alanlar için pazar günü enerjileri destekli değil. Biraz daha kendinizi oyalayarak, kendi alanlarınızda halletmeniz gereken yarım işleri tamamlayarak pazar günü geçirmenizde ayrıca sevgili... Aslan Burçları tavsiye ederim. Her şeyin gönlünüzce olacağı, güzellikle akacak, güzellikle tamamlanacak şahane bir hafta diliyorum. Dilerim ki Dolunay bütün girişimlerinizi, beklentilerinizi, isteklerinizi size getirsin, tamamlatsın. Yolunuzu ışıkla aydınlatsın. Kolaylıkla olsun, kolaylıkla tamamlansın inşallah. Sağlıcakla, sevgiyle kalın sevgili aslanlar. Ve sevgili Başak Burçları, Yükselen Burçları veya Ay Burçları Başak olanlar değerler, değerlerle ilgili alanlarda <laughs> yakın çevreniz, ailevi konular, maddi alanlar, finansal noktalarda dengeyi bulamadığınız, dengeyi aradığınız noktalarda güzel fırsatlar ve dengeyi bulmakla ilgili güzel olanaklar yakalayacağınız iyi bir e, Dolunay sürecine geçiyorsunuz. E, şansın, fırsatların özellikle parasal konularda kariyerle ilgili noktalarda sizi çok destekleyeceği etkilerden geçeceksiniz. Hem şansınız çok yükseliyor hem de kariyerinizden para kazanma, bir fırsat elde etme, belki bir teklif alma, ek bir iş bulma, bu alanlardan güzel enerjilerden geçmek adına güzel etkiler var. Dolunay size bu fırsatları getirme potansiyeli taşıyor sevgili Başak Burçları. E, haftanın zaten çarşambaya kadar olan kısmı daha çok dikkatiniz hem yakın çevrenizde hem finansal alanlarda, maddi alanlarda, bankacılık işleri, krediler tüm bu alanlarda halletmek istediğiniz noktalarda. Bu hafta çarşamba ve perşembe enerjileri, yakın çevreniz, yakın çevrenizde olan iletişiminiz burada halletmeniz gereken noktalar açısından dikkat gerektiriyor. Yakın arkadaşlarla ilgili beklenmedik bir durum söz konusu olabilir. Kardeşler, yakın arkadaşlar hayatınızda ilk etapta yaşıyorsunuz. E, Yaşamınızda sizinle birlikte olan kişiler. Aynı zamanda girişimleriniz, girişimlerinizle ilgili çözmeye çalıştığınız, atlamaya çalıştığınız, mücadele ettiğiniz bir noktanın çözülmesi ama bunun sizin bireysel mücadelenizle hallolmasıyla ilgili de gayet enteresan enerjiler var. Daha çok dikkatiniz bu alanlarda olacak. Bu haftanın etkileri içerisinde hafta sonunu evde geçirin ev alanlarınıza önem verin, dinlenerek geçirmeye çalışın. Özellikle evde halletmeniz, çözmeniz gereken noktalar varsa bunlara yönelin. Eğer mümkünse cuma ve cumartesi topraklanmaya, çiçekle uğraşmaya, belki biraz yürüyüş yapmaya, açık havada elbette, hani kalabalıklara hiç girmeden yürüyüş yapmaya önem vererek daha kapanma noktasına da geçtiğimiz bugünlerde sağlığınıza da burada hani tedbirlere de çok önem vererek ama doğayla bir şekilde de dokunmaya ihtiyaç duyduğunuz etkiler, resetlenmeniz, topraklanmanız anlamında size iyi gelecek etkilerle de iç içe olacak. Hiçbir şey bulamıyorsanız evde biraz çiçeklerle, onların bakımlarıyla bile uğraşabilirsiniz. Hafta sonu enerjileri bu anlamda sizi destekleyecek. Her şeyin gönlücü olacağı, güzellikle ilerleyecek, güzellikle tamamlanacak, maddi manevi, bolluk, bereket içinde yürüyecek, su gibi akacak şahane bir hafta diliyorum. Diyelim ki Dolunay tüm arzularınızı, beklentilerinizi size kolaylıkla getirsin sevgili başaklar. Ve sevgili terazi burçları, yükselen burçları veya ay burçları terazi olanlar Dolunay burcunuzda gerçekleşiyor Vedik Astrolojisine göre. Bu hafta vurgulu burçlardan bir tanesisiniz. Enerjinizin çok yüksek olacağı bir etkileşim söz konusu. Burayı nereye yönlendirdiğiniz çok önemli. İkili ilişkileriniz, aşk, duygusal beklentileriniz, tüm bu alanlarda ani gelişmeler, sizin kafanızda bir takım durumların netleşmesi, daha rahat görmeniz, daha net fark etmeniz adına hale etkin enerjiler var. Dikkat çekeceğiniz, ilgi çekeceğiniz, ortada olacağınız bir dönem içinden geçiyorsunuz. Hem yakınlarınız, hem sevdikleriniz, hem iş kontaklarınız adına. Ee, önemli bir girişiminizi, önemli bir beklentinizi tatmin etme, çözme, bunu artık ortaya çıkartıp tamamlama, öyle ya da böyle bir şeyin gidişatının sonunu görme potansiyeliniz artık bu hafta son derece netleşiyor. Yani sizin için netleşme haftası, bir şeyleri daha net görme ve idrak etme ve burada artık karar verme noktasında Haydi güzel enerjilerden geçeceksiniz, <laughs> sevgili teraziler. Ee, bu hafta çarşamba ve perşembe etkilerinde maddi konular, bankacılık işleriniz, bankacılıkla ilgili halletmeniz gereken noktalar, krediler, belki orada çözmeniz gereken noktalarda aktif etkiler var. Finansal alanlar çarşamba ve perşembe açısından destekli. Cuma'yı yatırımlar, özellikle spekülatif yatırımlar, yatırımlar adına dikkatli geçirin biraz daha iletişim noktalarınız kuvvetli olacak çevrenizde kontaklar telefonlar maillar WhatsApp ya da işte benzer e, yazarak görüştüğünüz alanlar bunların çok aktif aktığı bir e, süreç olacak e, Cuma ve Cumartesi enerjileri bu anlamda iletişimin sizin adınıza kuvvetli olduğu etkiler var. Bu nedenle pazarı özellikle dinlenerek geçirmeniz, ev alanlarınız öne çıkacak pazar günü evde olmanız, ailenize vakit ayırmanız, kendinize vakit ayırarak bir hasta pazarı biraz daha bu anlamda dengede geçirmeniz söz konusu. Bu haftanın ikinci yarısı özellikle hafta sonuyla birlikte emlak, ev ve benzer alanlarınızda halletmeye, oturtmaya, netleşmeye çalıştığınız bir durum varsa burada da artık son karar verme, biraz daha bir kararla ilgili kararsızlık yaşadığınız bir noktada bir durumun e, rayına girmesi ve sizin açınızdan da netleşme açısından güzel etkiler var sevgili teraziler. Her şeyin gönlünüzce olacağı bu donunayın, bu güzel etkilerin şans, bolluk, bereket, ışıkla size gelmesini sağlıkla, sağlıcakla tamamlayacağınız aşkla geçecek şahane bir hafta diliyorum. Güzellikler sizinle olsun. Ve sevgili akrep burçları... Yükselen burcu veya ay burçları akrep olanlar. Dolayısıyla sürece tam arka burcunuzda. Dolayısıyla bu döngü biraz daha kendinizi içeride hissetmeniz, e, dikkatli olmanız. Ama arkanızdan dönen bir takım işlerin ortaya çıkması, açığa çıkması hani şok bir etkiyle hatta e, bu anlamda etkin. Sizin de bir şekilde yürütmeye çalıştığınız, içinizde tuttuğunuz bir durumun ortaya çıkması artık dökülmesi, öne çıkması açısından yine etkin enerjiler var. Yurt dışı kontaklarıyla ilgili bağlantılı bir iş yapıyorsanız, ithalat ihracat bağlantılarınız varsa ya da burada planladığınız eğitimle ilgili, işle ilgili, belki yerleşmekle ilgili, bir seyahatle ilgili planladığınız noktalar varsa, bunların da netleştiği, şartların sizin için daha çok ortaya çıktığı etkiler var. Düşmanlara gizliliklere dikkat edin. Hepsi ortaya çıkacak. Önünüzdeki 10 günlük süreçte, sadece bu hafta değil, 10 günlük dönemde e, gizlenen sizden gizlenen ne varsa bunların ortaya çıktığı etkiler söz konusu olacak. Annenizle kadınlarla dişil enerjilerle olan diyaloglarınıza bir parça dikkat edin. Bir taraftan da önemli bir yardım almanız, beklemediğiniz hani Hızır'ın yetişmesi gibi denir ya beklemediğiniz bir konuda hiç ummadığınız bir fırsatın önünüze çıkmasıyla ilgili Dolunay yine enteresan etkiler de getirecek. Tam karşı alanınıza Merkür yerleşmeye başlıyor. Ticari anlamda çok zenginleşeceğiniz, ticari anlamda gelişeceğiniz daha doğrusu zenginleşmekle bunu kastediyorum. Gelişeceğiniz, yeni fırsatlara dönük hareket edebileceğiniz etkiler söz konusu. Dolayısıyla ama bu geçiş sırasında Perşembe ve Cuma'ya girişimler açısından dikkat edin. Perşembe ve Cuma'yı geçirdikten sonra önünüzdeki 20-25 günlük döngüde özellikle ticaret konularında, ticari noktalarda e, daha e, rahat akacağınız ve kendinizi çok daha rahat ifade edeceğiniz fırsatlar yakalayacağınız çok güzel enerjiler var. İkili ilişkileriniz, eşiniz, partnerinizle olan diyaloglarınızda da bir dönemdir sıkıntı varsa, buralarda artık yavaş yavaş bu hafta sonuyla birlikte düzelme potansiyeli taşıyor sevgili akrepler. Su gibi aksın, güzellikle geçsin. Bu donunay size görmeniz, anlamanız, idrak etmeniz gerekenleri kolaylıkla getirsin. Her şey güzellikle sonuçlansın. İşlerinizde, aşkta, hayatta çok başarılı, çok güzel bir hafta temenni ediyorum. Bu haftanın ve dolunayın enerjileri açısından size de. Sevgili yay burçları, e, öncelikle hedefleriniz, yapmak istedikleriniz, e, toparlamak istediğiniz... Amaçlarınızla ilgili Dolunay enerjileri sizi, donlayın enerjisi bu hafta gerçekleşecek donlayın enerjisi sizi son derece destekleyen etkiler içerisinde. Aile büyükleri, aile büyükleriyle ilgili konular, özellikle baba tarafından gelen akrabalar yani amcalar, halalar, onların çocukları gibi e, o alanlarla ilgili duyumlar, e, bir takım işte... E, Odağınızın oraya geçmesiyle ilgili bir takım noktalar çok aktif olabilir. Özellikle haftanın ilk 3 hatta 4 günlük enerjisinde perşembeye kadar. Ama bunun dışında genel olarak donunay size hedeflerinizle ilgili, yapmak istediklerinizle ilgili, yeni kazanç olanaklarınızla ilgili çok güzel açılımlar getiriyor. Bu anlamda yeni fırsatlar gelecek, iş teklifleri gelebilir. Ee, ...yeni bir olanak yaratma şansınız söz konusu olabilir. Kazançlarınız, maddi beklentileriniz adına sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Ee, yeni bir grubun, yeni insanların hiç beklemediğiniz siz, şekilde size faydalarının olacağı bir etkileşimi de denk getirmeniz söz konusu. Dolayısıyla Dolunay size hem e, çevrenizin büyümesi hem fırsatların hayatınıza gelmesi açısından güzel açılımlarla geliyor sevgili yay burçları. İkili ilişkiler... Ve e, aşk alanlarında hareketli daha flörtlere dönük daha e, kontrol etmekte zorlandığınız bir süreçten biraz daha dikkatinizin günlük rutinlerinize, yakınlarınıza, hayatınızda sizin için önemli olan iş ve mesleki konulara, günlük hayatınıza da çözmeniz gereken, halletmeniz gereken meselelerin hızlanmasına doğru giden bir sürece doğru evriliyor. Dolayısıyla bu hafta özellikle haftanın ikinci yarısından itibaren bilhassa günlük rutinler, yapmaya çalıştığınız noktalar, koşturmalarınız bunların çok aktif olduğu bir süreç var. Alerjilere dikkat edin. Alerjiler ve özellikle deri döküntüleri ve alerjilerle ilgili biraz daha çok da böyle elimizi falan fazla yıkadığımız bir dönemden geçiyoruz. Bedeninizi nemlendirmeye gayret edin. Alerjilere ve benzer cilt türü egzamalara bir parça daha önem verip cildinize daha iyi bakmanız gereken özellikle e, süreçten geçiyorsunuz. Besin alerjileri de açısından da riskli bir döngü bu. Bu haftanın enerjilerinde buralara dikkat etmeniz lazım. O yüzden ne yediğinize, içtiğinize, beslenmenize özellikle bu haftadan itibaren biraz daha önem verip daha planlı hareket etmeye çalışın sevgili yay burçları. Sevgiyle tamamlansın, güzellikle ilerlesin. Ne geliyorsa en yüksek hayrınıza ve elbette kolaylıkla olsun. Sağlıcakla, sevgiyle kalmanızı temenni ediyorum. Sevgili Oğlak Burçları, Yükselen Burçları veya Ay Burçları Oğlak olanlar, bu haftanın etkilerinden Dolunay ve Merkür'ün yeni burca geçmesiyle sizin için hayli etkin enerjiler var. Öncelikle Dolunay etkisiyle başlayacak olursak, çalışıyorsanız, kariyer, iş, tüm bu alanlarda kendinizi parlatma, öne geçme, yeni fırsatlar yakalama, bir tamamlama yaşama aynı zamanda. Kariyer ve işle ilgili bir döngünün tamamlanması ve bir durumun artık sonuca ulaşması ile ilgili de hayli etkin bir döngü geçireceksiniz. E, i̇şle ilgili bir takım sıkıntılarınız var, varsa, bir süredir devam eden çatışmalar, zorluklar, e, tam oturtmaya çalıştığınız, anlam veremediğiniz noktalarınız varsa buralarla ilgili bazı sonuçlanmalar olabilir. E, kariyerle ilgili sonuçlanmalar artık hani yarım giden bir şeyin ...tamamlanması veya yeni bir fırsatın gelmesi şeklinde de olabilir. Dikkat ediniz özellikle haftanın ilk bölümü perşembeye kadar olan kısım... ...kariyeriniz, işiniz, statünüz, hayatın içinde olduğunuz noktalara bir parça daha yoğunlaşacak diyebilirim. Ee, sosyal ilişkiler açısından çarşamba ve perşembe enerjileri son derece aktif gerçekleşecek bir fayda sağlama... Birinin vasıtasıyla belki bir grup, belki tanıdığınız birinin vasıtasıyla bir durumunuzun çözülmesi, bir olanağın sizin açınızdan gerçekleşmesi anlamında hayli etkin et enerjiler var. Biraz daha sosyalleşmeye dönük olacaksınız çarşamba ve perşembe. Ee, oradan gelecek faydalarınız da var. Tabi durum nedeniyle bu çok fazla mümkün değil. Ama belki online, telefon vasıtasıyla yapacağınız bir takım görüşmelerin sizde, enteresan açılımlar yapması, iyi bir fırsatın yakalanması adına da işaretler sunmakta sevgili oğlaklar. Daha hedeflere dönük, duygusallıktan ziyade yapacağınız şeylere, hayata daha dönük etkilere, biraz daha dikkatinizin ee, günlük rutininize toparlamanız gereken işlere doğru dönük olduğu, daha da disiplinli olduğunuz, disiplin duygunuzun yükseldiği bir süreci geçireceksiniz bu haftanın enerjilerinden. Merkür'ün burç değiştiriyor olması, ilişkiler, aşk, çocuklarla ilgili noktada bir süredir kesintiler varsa, zorlandığınız noktalar varsa bunları bir rayına oturtma, iletişim kurma, bir denkleştirme anlamında etkin olacak. İlişkilerde güvenlik ihtiyacınızın arttığı ve ne kadar güvendeyim diye kendinize ve karşı tarafa da bunu belli ederek hatta sorduğunuz bir döngü başlıyor. Özellikle bu hafta sonuyla birlikte Merkür'ün tamamen Boğa burcuna yerleşmesiyle beraber sizin ilişkiler, aşk ve benzer alanlarınızda hem iletişim noktalarınız çok kuvvetlenecek, görüşmeler artacak hem de var olan bir ilişkiniz varsa burada da sorgulamalarınız artacak. Yoksa hiçbiri, çocuğunuzda yoksa, ilişkilerle ilgili bir şey yoksa kişisel gelişim. Eğitim, kişisel gelişim adına enteresan fırsatlar gelebilir. Sizin için bir eğitimin, önemli bir eğitimin sizin adınıza bir kişisel gelişimle ilgili bir noktanın hayatınızda güzel açılımlar getirmesi, farkındalıklarınızı arttırması adına da yine e, özel etkilerden geçirecek sizi Merkür'ün bu yeni yolculuğu sevgili Oğlak Burçları. Her şey gönlünüzce olacağı, güzellikle akacak, güzellikle tamamlanacak ama en önemlisi kolaylıkla yürüyecek şahane bir hafta diliyorum. Dilerim ki sağlıkla, bollukla, bereketle, sağlıcakla geçirin. Sevgiyle kalın. Ve sevgili kova burçları, yükselen burçları veya ay burçları kova olanlar. Öncelikle bu haftanın enerjileri içerisinde şans, bolluk, kadersel döngüler, hayat görüşünüz, yaşama bakış şekliniz tüm bu alanlarda gerçekleşecek önemli bir donlu enerjisi var babanız, babanızla ilgili bir takım noktalar, onun belki hayatında toparlaması gereken ya da aydınlanması gereken bir noktanın ortaya çıkması, daha vurgulu olması, sizin de biraz buraya müdahil olmanız söz konusu olabilir. Eğitim, akademik konular, buralarda bir takım işleriniz varsa, e, burada halletmeniz gereken noktalarda güzel enerjilerden geçeceksiniz. Yeni açılımlar, yeni fırsatlar söz konusu ama en önemlisi bu dolunay enerjisi size fırsatlarla geliyor. O yüzden bu videonun başında bahsettiğim yaratma, yaratım enerjisinin bu kadar kuvvetli olduğu döngüde özellikle dolunay enerjisinin güçlü olacağı pazartesi ve sala etkilerini bu anlamda iyi kullanmanızı canlı gönülden tavsiye ederim ne yarattığınıza, neyi düşündüğünüze, neyi imajine ettiğinize bu hafta dikkat edin. Gerçekten yaratım ve gerçekleştirme potansiyellerinizin yüksek olduğu, bunu da dolunay tarafından desteklendiği etkilerden geçeceksiniz. Eğer yurt dışı kontaklarınız varsa, ithalat ihracat etkileriniz varsa, yurt dışıyla bağlantılı eğitimleriniz varsa buralarda da açılımlar, yeni fırsatlar, sevgili kovalar sizin için de söz konusu olacak. Kariyer ve iş alanları önde olacak özellikle çarşamba ve perşembe. Dikkatiniz biraz buralarda ama çarşamba ve perşembe grup çalışmaları, ekip çalışmaları, başkalarıyla beraber herhangi bir işi yürütmek adına destekli değilseniz, değilsiniz, daha yalnız, daha tek parçalı planlı, kendi başınıza yapacağınız işlere odaklanarak bu süreci özellikle Cuma'ya kadar geçirmenizi tavsiye ederim. Cuma gününe finansal açıdan dikkat edin. Sosyal ilişkilerinizde zorlanabilirsiniz, buralara dikkat edin. Hafta sonunda mutlaka kendi alanlarınızda daha yalnız, kendi etkileriniz içerisinde kalabalıklara kesinlikle girmeden daha biraz kendi alanınızda hatta mümkünse evin içinde bile biraz daha pazarı kendi dünyanızda geçirmenizde çok fayda olacak. Çünkü ay tam arka alanınızda bu anlamda seyrediyor. Her şey gönlünüzce olsun, güzellikle olsun. Haftanın tüm enerjilerini, dolunayın tüm etkilerini güzellikle, kolaylıkla, sevgiyle tamamlayın inşallah. Sağlıcakla olun. Ve sevgili balık burçları, yükselen burçları veya ay burçları balık olanlar, dönüşüm, değişim etkileri kuvvetli bir dolunay geliyor sizin için. Tam bu alanlarınızı, dönüşüm alanlarınızı güçlü kılacak bir dolunay var. Dönüştürmeniz gereken, burada dengeyi bulamadığınız, bir türlü hizalanamadığınız, yolunuzu aradığınız ama neyi dönüştüreceğinizi tam olarak toparlayamadığınız tüm noktalarda hayli etkin ve bunları düzeltmeniz bu, bu dengeleri sağlamanız adına size fırsatlar getiren buraya daha doğru idrak ederseniz, iyi anlarsanız, anlarsanız e, çok daha iyi bir biçimde yol alacağınız bir dolunay enerjisi var. Ama bir taraftan da kuvvetli gelişimler, ani olaylar, hayatınızda bir ilişkinin aniden kesilmesi, bir durumun aniden değişmesiyle ilgili de e, güçlü enerjilerle gelecek bir dolunay enerjisi bu. Diğer taraftan parasal konular, finansal alanlar, miras, nafaka veya başkalarından gelecek kazançlar, alamadığınız bir paranın gelmesi ya da borç alacak ilişkileri, bir komisyonun sizin, beklenen bir komisyonun size aktarılması tüm bu alanları da destekliyor. Parasal konularda yarım giden, iyi gitmeyen, bulanık ilerleyen bir konunun netleşmesine ilgili son derece iyi açılımlardan geçeceksiniz sevgili balıklar. İkili ilişkilerinizde, duygusal hayatınızda özellikle çarşamba ile birlikte, volüm zaten çok yüksek, çarşamba ile birlikte daha dengeli, daha sakin olmanız söz konusu. Çarşamba ve perşembenin enerjileri sizin için daha akıcı halletmeniz, yapmanız, çözmeniz gereken bir şey varsa bu iki güne çok rahatlıkla denk getirebilirsiniz. Aşk ve ilişkilerde bu hafta acele etmeyin. Özellikle hafta sonu duygusal noktalardan ziyade daha çok kendi alanlarınızda daha mantıkla, daha izleyerek ilerlemeniz ve karar vermeniz gereken bir süreç var. Ne biten herhangi bir durumu kafanızda çok büyütün, ne de başlayan herhangi bir durumu yine çok fazla büyütün. Daha dengeli, daha büyük pencereden, büyük bütünden bakmaya çalışarak bu haftanın etkilerini ele aldığınız her şeyi değerlendirmeye çalışın. Sevgili balıklar her şey gönlünüzce olsun. Güzellikle olsun. Tamamlaması, yürütmesi, her noktası sizin için en yüksek hayrınız olsun. Kolaylıkla olsun. Sağlıcakla, sevgiyle ilerleyecek şahane bir hafta diliyorum.